Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Beta blokör grubundaki Belok, yani etken maddesi metoprolol olan ilaç, Türkiye'de ciddi bir pazar payına sahiptir. Sıklıkla tansiyon hastalarında ve kalp damar hastalarında kullanılır ama bu videoda birkaç yeni şey öğreneceğiz. Bu beta blokör dediğimiz ilaç grubu zaman içerisinde geliştirilmiş, daha özgün yerlere etki etmesiyle beraber kalp damar hastalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Etki sistemi şöyle olmaktadır. Merkezi sinir sistemimiz içerisinde bir otonom sinir sistemi var. Bu bizi acil durumlardan koruyor. Kalp damar sistemi, akciğerler, bağırsaklar her yeri etkiliyor. Kabaca kaç ya da kavga et dediğimiz acil durumlarda, ki bunların içerisinde bir köpekten de kaçabilirsiniz, kavgaya da girebilirsiniz, bunlar da dahil, ama kanama, kalp krizi gibi bizim dışımızda gelişen hadiselerde de bizi korumak üzere kullanılmış olan bir sistem. Bu sistemin çalışabilmesi için reseptörler var. Bu reseptörlerin üzerine ise bu beta blokör dediğimiz ilaçlar eklendiği zaman bu sistem faaliyete geçemiyor. Yani kalp hızımızı artıramıyor, tansiyonumuzu yükseltemiyor. Bunun karşısında ne oluyor? Kalp hızımız düşüyor, tansiyonumuz da bir miktar düşüyor. Kalp hızımızın düşmesinin ne önemi var? Şu önemi var. Kalp düşük hızda çalıştığı zaman rahat da olabiliyor ve maksimum ve verimli ölçüde kanı pompalayabiliyor. Tam tersi durumda, eğer kalp hızımız çok yüksek olursa yeteri kadar dolamadığı için yeteri kadar kan pompalayamaz. Yani beta blokörler kalp hızını düşürerek bizim kalbimizin maksimum verimli ölçüde çalışmasını sağlıyor. Bilinenin aksine genellikle tansiyon hastalarında pek tercih edilmiyor. Son yıllarda bunlar değişti. Genellikle kalp damar tıkanıklığı, göğüs ağrısı ve kalp krizinde birinci sırada ve ritim bozukluklarında, kalp hızının arttığı durumlarda, kalp yetmezliğinde ve bakın titreme durumunda, yüksek tansiyonlu olan göz tansiyonunda, hipertiroidi dediğimiz tiroid bozukluğunda, migrenden korunmada, anksiyete ve geriliminin azaltılmasında ve mitral kapak prolapsusunda da yararlı. Yani oldukça geniş bir alana sahip. Ama bu ilaçlar zaman içerisinde geliştirildiği için artık öyle bizim kalbimize değil, aynı zamanda tremor dediğimiz bu hadiseye, hatta ve hatta anksiyete ve gerileme ortadan kaldırdığından dolayı kalp hızını da düşürdüğü için doping olarak kabul edilen bir ilaç grubu. Bir kere en önemli etkisi şu: hemen keserseniz şiddetli bir çarpıntıyla karşı karşıya kalırsınız ve aynı zamanda akciğerleri de etkilediğinden dolayı akciğer hastalarında, KOAH'larda, astımda, bronşitte, amfizemde kullanılmaz. Şeker metabolizmasını bozar. Onun için şeker hastalığında kullanılmaz. Tansiyon düşüklüğünde kullanılmaz. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz. Kalp hızı düşük olanlarda doğal olarak kullanılmaz. Beyin ve damar hastalıklarında da kullanılmaz. Dolayısıyla bu ilaçtan bir adım daha ileride sadece kalp damar hastalığına uygun, kalp damar sistemini etkileyen bir takım ilaçlar geliştirilmiştir. Tansiyonda dediğim gibi artık ilk sırada da değil. Bilinen ilaç yan etkilerinin içerisinde kalp hızındaki düşmeyi tahmin edebilirsiniz. Tansiyon düşüklüğünü tahmin edebilirsiniz ama erkeklerde ciddi bir sertleşme bozukluğu yapar. Saç dökülmesi, kan şekeri ve yağ metabolizmasındaki bozukluk ve kan beyin bariyerini geçtiği için uykusuzluk ve karabasan tarzı sıkıntılar yaratır. Ve dediğim gibi erkeklerde de en önemli problem sertleşme bozukluğudur. Dolayısıyla bu ilaçtan daha da iyi geliştirilmiş bir takım ilaçlar var. Bunlar sadece kalp damar sistemini etkiliyorlar ve bizim için son derece verimli ve yararlı ilaçlar. Eğer bu ilaçlarla ilgili bir şikayetiniz varsa, yan etkiniz varsa doktorunuza danışmanızı öneririm efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.